Murat Göğe Bakan'ı hatırlamayanınız var mı? Özellikle böyle sordum. Çünkü bir döneme şarkılarıyla olduğu kadar sempatikliğiyle de damga vurmuştu biliyorsunuz. Gerçekten sanata saygıyı da getiren isimlerden biriydi Murat Göğe Bakan. Şarkıları da çok ama çok sevildi. Ama ne yazık ki o illet hastalığa yakalandı. Senelerce savaştı o illet hastalıkla. Senelerce savaştı. Hayata kıyısından tutunmaya çalıştı. Ve tam tekrar yaşamaya başladığı anda ne yazık ki karısının ihanetine uğradı. Ve bu iğrenç davranış fotoğraflarla da belgelenince tabii ki hastalığın da etkisiyle bu dünyadan göçtü gitti Murat Göğe Bakan. Ama şarkıları, dünya görüşü, sevgisi, saygısı bize kaldı. Gönlümüzde yer etti. İşte şimdi Murat Göğe Bakan'ın filmi de yapılıyor. Onu asla ve asla unutmayacağız. Yaraları sarılmıyor, gözyaşları hiç dinmiyordu. İllet hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kazanan, ancak eşinin ihanetine yenik düşen Murat Göğe Bakan'ın hayatı film oluyor. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin. ...1968 yılında Adana'da doğan Murat Göğe Bakan, Kalbim Yaralı, Vurgunum, Hasretinle Yandı Gönlüm gibi şarkılarla acılarını dile getirdi. 1996 yılında çıkardığı Ben Sana Aşık Oldum albümü ona şöhreti getirdi. Ünlü şarkıcı 13 yıl önce grip şikayetiyle doktora gittiğinde lösemi teşhisi kondu. İllet hastalığa karşı verdiği 2 yıllık mücadeleyi kazandı. Ama bu zorlu süreçte 10 yıl aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşı Sema Bekmez'in ihanetini öğrenince yıkıldı. Sema'yı unutmak zor oldu mu? Zor oldu tabii. Bir alışkanlığım var çünkü. Sevmenin ötesine geçirmiş olan bir alışkanlık hayatım var bir kere. Bunun da bedellerini ben çok ağır ödedim. Hayatının aşkını anlatırken kelimeler boğazında düğüm düğüm oluyordu. Güzel anları aklına geliyor, her konserinde gözünden yaş eksik olmuyordu. Psikolojik çöküntü çok geçmeden illet hastalığın yeniden nüksetmesine neden oldu. Allah yolunu aç kesin derim bu saatten sonra. Çünkü buna ihtiyacı var onun. Atlattığı hastalığa ikinci kez yakalandı. Ama artık ne mücadele edecek morali ne de gücü kalmıştı. Göğe Bakan tedavi olmayı reddedip sonsuzluğa uğranacağı günü beklemeye başladı. Gece çeker günü. Yaşındaki Murat Göğe Bakan'ın hayatının en güzel çağındaki zamansız ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Sekiz yıl önce hayata gözlerini yuman Murat Göğe Bakan'ın acılarla dolu 45 yıllık serüveni beyaz perdeye konu oluyor. Biyografi türündeki filmin senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme aldı. Filmin yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstleniyor. Bedenimi almaya gelen Azrail'in pençesinde sevdim ben seni. Kahretsin, işte öyle sevdim.